Evet sevgili arkadaşlar, seneler boyu yurt dışında, okullarda, farklı bölgelerde İngilizceyi çılgınlar gibi konuşmak isteyen, pratik yapmak isteyen, yakasından düşmeyen onca öğrencinin yüzlerce, binlerce saatlik tecrübelerinin ardından kendi web sitesini kurmuş, konuşma kalıplarına odaklanmış, İngilizceyi kısa sürede insanların geliştirebilmesi için yanlış yöntemleri keşfetmiş, doğru yöntemleri keşfetmiş. Benim de %90 aynı fikirde olduğum tekniği kullanan bir şahıs. Effortless English talkenglish.com diye de web sitesi var arkadaşlar. Oradan da sitesine ulaşabilirsiniz. Effortless English Club var. Talkenglish.com var. O da çok etkili. Şu başlıkları bakacağız hep beraber arkadaşlar. İçerik, A Better Way to Learn English'te başlayacağız. İngilizce öğrenmek için en iyi yol diye. Okullarla ilgili problem, okullardaki eğitimin problemi, işte psikolojik problemler, bir takım takıntılar, yani çok farklı başlıklarda sıkıntıları, olması gerekenleri işlemiş, gözlemlemiş, yazmış, etmiş, çizmiş. Yani ben burada bunlara özet işin özü olarak da değinebilirim. Normal okuyarak da gidebilirim. Şimdi şöyle bir durum var burada sevgili Your Turn English aboneleri, misafirleri, ileride abone olacak misafirler. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hem içerik olarak bomba, yani bu sizin rehberlik yapacak size bu içerik, hem de dil olarak bomba. Yani seçtiği kalıplar size çok acilen lazım. İlk 2000'deki kalıpları burada suyunu çıkararak halledeceksiniz yani. Suyunu çıkararak. Chapter 1. A Better Way to Learn English. İngilizce öğrenmek için, to learn English, İngilizce öğrenmek için A Better Way, en iyi yol, en iyi metot diye çevirebiliriz, değil mi arkadaşlar? Okay, let's see. Bir bakalım. If you picked up this book, bu kitabı seçtiyseniz eğer, if you picked up this book, bu kitabı seçtiyseniz eğer, pick up ne demektir arkadaşlar? Pick up bir yerden veya bir nesne üzerinden bir yerden, kalabalık bir nesnenin içinden, yani diğer aynı benzer materyallerin içerisinden, kalabalığın içerisinden bir materyali, bir eşyayı seçip almak, kaldırmak, yerden almak, seçmek, almak. Yani kitapların arasından bunu seçmişsiniz gibi. If you pick up this book. Chances are, ihtimal odur ki, burada şansı ihtimal diye çevirelim. Chances are, ihtimal odur ki, chances are, ihtimalen, bir ihtimal, ihtimal, you have wanted to speak English for a while. You have wanted to speak English for a while. Ne yaptınız? Konuşmak istediğiniz İngilizceyi, bir süredir İngilizceyi konuşmak istiyorsunuz diye çeviriyoruz. Konuşmak istediğiniz veya konuşmak istiyorsunuz. Neden sanki hala istiyorsunuz gibi çevirebiliyorum? Çünkü burada present perfect var. Geçmiş fiil tarihinde başladınız bunu istemeye ve etkisi hala devam ediyor. Değil mi? Ve bu güzelim kalıba da dikkat. You have wanted to speak English for a while. Evet, burada çok güzel bilgiler verecek size. İngilizce konuşmak istiyorsanız, okuduğunuzu anlamak istiyorsanız neden, neler yapmalısınız? Nedenini de söyleyecek arkadaşlar. Evet. Maybe you have even taken classes. Belki de, hatta, never, asla değil, even, hatta. Belki de, hatta dersler almışsınızdır. Dersler aldınız. You probably, muhtemelen, need English, İngilizce ihtiyacınız var. To improve your career. Kariyerinizi geliştirmek için. To improve your career. Kariyerinizi geliştirmek için. Muhtemelen İngilizceye ihtiyacınız var. You probably need English to improve your career. Muhtemelen İngilizceyi geliştirmeye ihtiyacınız var. Maybe you want to travel internationally. Belki de uluslararası seyahat etmek veya study abroad, yurt dışında okumak istiyorsunuz. Study ders çalışma değil, aynı zamanda yurt dışında eğitim almayı da deniyor arkadaşlar. Study abroad, evet, yurt dışında ders çalışmayı da, yani yurt dışında eğitim almayı da istiyorsunuz. Maybe, belki de. You know that English is the key. Biliyorsunuz ki İngilizce
kilit bir nokta diye çevirebiliriz. Anahtar. Bir anahtar. Ne için anahtar? Neye anahtar? To international business, uluslararası iş için veya ne için? International travel, uluslararası seyahat için. So, let me ask you something. Ve bundan dolayı size bir şey sormama müsaade edin. So, let me ask you something. Size bir şey sormama müsaade edin. Şimdi size bir şey soracak bu konuyla ilgili. Size bu konuyla ilgili bir şey sormadan evvel ben bu yapılara çok dikkat etmenizi isteyeceğim. Bu yapıları böyle alıp birkaç farklı örneklerle ifade edip kendi ses kaydınızı oluşturursanız çok değişik olur. Mesela burada ne yapabilirsiniz bu kalıbı? Yani burada hem içerik olarak çok güzel bir kaynak arkadaşlar, hem de size vereceği bilgiyle alakalı, yani uluslararası bir İngilizce öğretmeninin tecrübelerini, tavsiyelerini dinleyeceksiniz. You probably need English to improve your career. Evet, muhtemelen İngilizce geliştirmeye, kariyeriniz için geliştirmeye ihtiyacınız var. Tüm kariyerinizi geliştirmek için İngilizceye ihtiyacınız var. You probably need some food. Belki de biraz yemeğe ihtiyacınız var. You probably need book to improve your English. Evet, kitaba İngilizceni geliştirmek için ihtiyacın var. You probably need some water. Belki de muhtemelen biraz suya ihtiyacım var gibi birçok amaç için kullanabilirsiniz. Dehşet bir şey arkadaşlar. Chances are we will be there at the right time. Evet, ihtimal odur ki orada vaktinde olacağız gibi farklı farklı ifadelere çevirebiliyorsunuz bu kalıpları. Okay. Tough question is coming. Evet. Sert sorular geliyor, asıl sorular geliyor. Do you feel nervous or shy when you try to speak English? When you try to speak English, İngilizce konuşmaya denediğinizde, do you feel nervous or shy? Gergin veya utangaç hissediyor musunuz? İki tane upuzun, yani aslında bir tane upuzun cümle, iki tane basit cümleden oluşuyor arkadaşlar. Do you feel nervous? Gergin misin? Do you feel nervous? Gergin misin anlamında ve hisseder geniş zaman anlamında da sorulur. Do you feel nervous? Or shy when you try to speak English? Do you still struggle? Hala çabalıyor musunuz? Ne için? To understand, anlamak için. What someone is saying to you? Size biri bir şeyler söylerken, what someone is saying, size konuşurken, size bir şey söylerken, konuşurken, despite years of studying, onca yıldır çalışmanıza rağmen, rağmen, despite. Are you embarrassed about your pronunciation or worried you speak too slowly? Evet. Mahcup olmuş, utanmış gibi hissediyor musunuz? Neyle alakalı? About your pronunciation, telaffuzla veya endişeli misiniz? Çok yavaş konuşuyorum diye endişeli misiniz? Worried you speak too slowly? Are you frustrated that despite all the time you have interested in learning English, you still can't speak it? Uf, amma cümle değil mi? Hemen bölüyoruz arkadaşlar. Are you frustrated that? Bunu açıklıyor. Are you frustrated? Yani frustrated arkadaşlar emekleri boşa çıkmak demek. Yani hayal kırıklığına uğramış gibi misin? Neyden dolayı? That. That şimdi bütün bunun yerine despite all the time you have invested in learning English. Bütün İngilizce öğrenmek için yapmış olduğunuz onca yatırıma rağmen you still can't speak it. Hala onu konuşamıyor olmaktan. Konuşamıyorsunuz. Despite your goals. Hedeflerinize rağmen. Aim veya goals. Goal var ya oradan geliyor. Goal. Şut ve goal. Veya aim. A-I-M. Is it difficult for you to actually use English in your job, travels or study? Sizin için zor mu? Is it difficult to read? Is it difficult to run, is it difficult for you to finish it? Bunu bitirmek sizin için zor mu gibi çok farklı anlamlarda kullanılabilir. İnanılmaz esnek, süper, çok common bir kullanımı var yani çok yaygın. Is it difficult for you? Sizin için zor mu? Actually, harbiden, gerçekten ne? Use, kullanmak ne? English in your job, İngilizce işinizde, seyahatlerinizde ve çalışmalarınızda, öğreniminizde kullanmak.
Do you sometimes feel that? Bazen hissediyor musunuz? Nasıl? That. Şimdi o hissi açıklıyor. Nasıl yani? You will never master spoken English. Asla İngilizce, speaking İngilizce'de, spoken konuşulan İngilizce'de uzmanlaşamayacağınıza dair bir hissiyat oluyor mu? Asla konuşamayacağım, asla konuşamayacağım. Bu konuşma dilinde, İngilizce konuşma dilinde asla uzmanlaşamayacağım diye böyle endişeleriniz oluyor mu? Oluyorsa bunun nedeni ve bunun çözümleri bu seride yayınlamaya çalışacağım. Eğer bu seriyi devam etmek isteyenler yorumlarını yazmayı, like atmayı ve paylaşım yapmayı unutmasınlar. Burada bir taşla 50 tane tuş, 50 tane kuş vuracağız. Öldürmeyeceğiz kuşları, merak etmeyin. Ama ve lakin arkadaşlar, uluslararası bir öğretmen. Bu beyefendi uluslararası bir öğretmen ve şu başlıkları var, bu başlıkları var, bu muazzam başlıkları var gençler ve kendini genç hisseden yetişkinler, çocuklar. Burada tabii bunu linkte bırakacağız ve ben bununla alakalı adresini de bırakacağım. Hani web sayfası var, o web sayfasını satın almadan önce bir sürü kalıplara aşina olabilirsiniz. Orada kalıplar birazcık ileri seviyedir ama şimdiden başlamanızda fayda var. Ve buradaki meseleyi benimle beraber takip etmeniz size birçok kuşkunuza koçluk yapacak arkadaşlar. Öyle ki bundan sonra yani birçok eğitmen, yani birçok eğitmenin buradaki bilgiye ihtiyacı var. Yani değil sadece sizin eğitmenin bile. O yüzden buradaki bilgileri eğer bunu bitirebilmek veya özünü alabilmek veya eğer harbiden bunun içeriğini harbiden nedir yani konuşmanın sırrı, neden onu yapmayalım, neden bunu yapmayalımın sorusunun cevabını, neden bunu yapalım sorusunun cevabını almak istiyorsanız, harbiden merak ediyorsanız yani burada yorum yazın. Ben de ona göre devam edeyim. Ve böylece hem kelime literatürünüzü, kullanışlı kalıpları geliştirin. Hem de neyi, niçin, nasıl, ne kadar yapmanız gerektiğini öğrenin. Bir taşla 50 kuş vurun. Yani burası dehşet arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Ve bu kafanızdaki birçok kuşkuyu halledecek bir içerik. Sizi de hem geliştirecek. Ve buradaki kalıplar da kalıplar değil arkadaşlar. Edebi kalıplar değil. Yani günlük dilde konuşulan kalıplar. Bunu günlük dilde konuşan kalıplara ihtiyacı olan insanlar için de aynı zamanda dersler organize eden bir insan tarafından yazıldığı için özellikle seçilmiş. O yüzden devam edeceğiz diyor umuyorum. Eğer devam etmemi istiyorsanız aşağıya lütfen en azından like atıp yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki haftaya kısmetse görüşmek üzere.